Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok merak ettiğiniz Polonya market fiyatlarını birlikte inceleyeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz Biedronka buranın A101 BİM ÇOK gibi zincir marketlerine eşit olan bir marketi. Bir kişinin aylık olarak ne kadar harcadığına hem bakacağız hem de ürünlerin tek tek fiyatlarını size göstermeye çalışacağım. Hadi o zaman gelin başlayalım. Bunların da tanesi 13 zlotiye geliyor. Kıymaların 400 gram kıyma 13 zloti. Herhalde şu ana kadar buradaki en pahalı şey olabilir. Böyle Jack Daniels var bir tane. O da 1,5. Ve doğranmış bir şekilde satılıyor. Kolay. Böyle bayağı büyük Head & Shoulders şampuanı var. Arkadaşlar market aşırı kalabalık şu anda. O yüzden ben böyle tek tek aldığım şeyleri size göstereceğim ve fiyatlarını da yazacağım. Böyle yine elimden geldiğince size çekmeye çalışacağım. Şunu aldık 4 tane. Bakın arkadaşlar bu Türkiye'den gelmiş limonlar. Bu Türkiye'den gelen limonların kilosu 10 zloty. 10 değil 9.49. Yani 40 TL gibi bir şey yapıyor. Onlardan da alıyoruz hemen. Bir tane de avokado alıyoruz şöyle. O da 4 zloty yapıyor. 4 zloty yani 16 TL. Koyalım şöyle. Burada en ucuz şeylerden biri de patates. Ne kadar mesela? Kilosu 2 zloty. Yani kilosu 8 TL. Bu arada burada bütün meyve sebzeleri bulabiliyorsunuz genellikle. Mevsime göre değişmiyor nedense. Mesela yazın bile muz bulabiliyorsunuz ilginç bir şekilde. Bu arada normalde yeşil biber yoktu. Ben bunu son bir aydır, iki aydır görüyorum. Onun öncesinde hiç yeşil biber görmemiştim burada. O büyük bir eksiklikti benim için. Bir tane istiridye mantarı alıyorum. Bunu da koyalım arabamıza. Salatalıklar da böyle tekli bir şekilde satılıyor. Bakın. Bu da ilginç. Taze fasulye de mesela burada ilk defa gördüm. Daha önce hiç görmemiştim. Bazı Türkiye'de çok yaygın olan şeyler burada yok. Mevsimsel olarak yetişmediği için olabilir ama genellikle zaten burada hiçbir şey yetişmiyor. Hep dışarıdan alıyorlar. Bakın mesela kestane buldum. Kestane ne kadarmış? Şurada 40 zloty. Herhalde şu ana kadar buradaki en pahalı şey olabilir sebze meyve reyonundaki. 40 zlotiye kestane var. Bazı mantarlar da böyle kesilmiş bir şekilde, doğranmış bir şekilde satılıyor. Kolayca yemeğinize koyabiliyorsunuz. Onun dışında buradan ne alacağız? Ben havuç alacağım. 1 kilo havuç. Bir tane kırmızı soğan alıyorum şöyle. Ben bunları da seviyorum. Özellikle salatalarda beyaz soğanı hiç sevmiyorum. O yüzden genelde kırmızı soğan kullanıyorum. Bunu da ekliyoruz. Küçük bir kereviz alıyorum salata yapmak için. Zorlu şartlarla çıkardığım brokoli ve brüksel lahanalarını da ekliyoruz. Arkadaşlar gerçekten aşırı kalabalık. Çok zorlanıyorum video çekerken. Bakın mesela şu sıra kasa sırası şu anda. Kasa sırası olduğu için de sebze meyveden bir şey alamıyorum. Neyse ben şimdi oradan gidip kabak alacağım. Bir de biber alacağım. Hemen onları da size getireceğim. One eternity later. Gerçekten kabak savaşlarına döndü şu anda. Ama biber burada çok az bulunan bir şey, yeşil biber. O yüzden iki paket alıyorum. Bu
Bir de böyle genelde Biedronka'da kampanyalar oluyor. İki alınca daha indirimli bir fiyattan ödeyebiliyorsunuz. Normal fiyatı 3.99'muş mesela. İki tane alırsanız 3.49'a ödeyebiliyorsunuz gibi. Bu çok fazla bir indirim yapmamışlar bu üründe ama genellikle avantajlı şeyler bulabiliyorsunuz. Mesela buradakinde %25'lik oranda bir indirim oluyor. 3.99'dan 2.99'a düşüyor tanesi. Ama 3 tane alırsanız gibi. Şunları ben çok seviyorum. Arasında çikolata olan bisküviler. O yüzden bundan bir tane alıyorum. Mesela bakın şu hepimizin bildiği içinde fındık olan çikolatalar. Çok güzel, ben de seviyorum bunları. Onun da fiyatı şu turuncu olarak gördüğünüz etiket yani 4 zloty. Şu anda 16 TL teklif fiyatı. Ben çikolata pek sevmiyorum ama çikolata sevenler için de şurada yolunu çekmek istedim. Örneğin Milka'nın bir tane yılbaşı ağacı gibi temalı bir çikolatası var. O da 4 zlotiymiş yani 16 TL yapıyor. Bu meyveli yoğurtlar güzel oluyor. Şimdi onlardan aldım bir tane. Böyle karışık meyveli. Bunun fiyatı da 3 tane alırsam 2.19'muş. O yüzden ben de 3 tane alıp şimdi sepete ekliyorum. Yoğurtlarımızı da aldık. Normal yoğurt da alacağız. Bu yoğurttan alıyorum genellikle. Bu Yunan yoğurdu olarak geçiyor. Fiyatı da 2.66. Yoğurtların maksimum büyüklüğü bu kadar oluyor. 400 gram. Aslında çok küçük bizim için ama mecburen almak zorunda kalıyoruz. Şimdi bundan birkaç tane alacağım. 4 tane de yoğurt aldım. Bundaki peynirleri çok fazla sevmiyorum. Ben zaten normalde de çok peynir seven biri değilim. Aslında Polonya'nın peyniri de ünlü ama ben herhalde çok sevmediğim için. Burada bir tane Yunan peyniri var yine. Bizim damak tadımıza daha yakın. Daha tuzlu bir peynir. O yüzden genellikle ondan alıyorum eğer alırsam. Bir de şöyle mesela mozzarella var. Bunda da iki tane alırsan 4 zlotiymiş. İki tane mozzarella alabilirim mesela. Bunu kullanabilirim. Çünkü mozzarella kullanıyorum genelde. Şöyle. Bu da yine Yunan ürünü. Burada bizim damak tadımıza en yakın olan ürünler Yunan ürünleri olduğu için genellikle bunlardan alıyoruz. Bir tane de kaşar alıyorum. Şöyle bir kaşar peyniri. 350 gram. Bunu da ekliyorum. Bir tane de şöyle büyük çedar peyniri alıyorum. Tereyağı alacağım. Tereyağı da bakın 3 tane alırsanız indirim varmış. O yüzden şimdi ben de 3 tane alıyorum. Ya bu zaten aylık alışveriş olduğu için o yüzden fazla fazla alıyorum ki bir ay boyunca başka bir alışveriş yapmayacağım. Tereyağları da koyalım böyle. Şimdi et reyonuna geldik. Etlerin fiyatlarını size göstereceğim. Bunlar tavuklar. Tavuk reyonundayız. Tavuk var, dana eti var, hindi var. Bakın şurada hindi. Hepsinin üstünde bu şekilde ne eti olduğunu görebiliyorsunuz. Paketlerin üzerlerinde de sembolleri bulunuyor. Mesela işte bu hindiymiş. Ondan sonra bu tavukmuş. Bu mesela domuzmuş. Böyle. Üzgün bilmiyorum. Bu şekilde ne eti olduğunu da kolaylıkla görebiliyorsunuz. Eğer lehçe bilmiyorsanız da sembolden anlayabilirsiniz. Kilosu 32 zlotiymiş ama bu paketin içerisindeki 13.79'a denk geliyor. Hindi fileto alabiliriz. Mesela bakın bu da dana kıyması. Burada kıymalar pek güzel olmuyor ama köfte yaparken falan kullanılabiliyor. Onun dışında Türk marketinden genellikle etleri alıyoruz. Bunların da tanesi 13 zlotiye geliyor. Kıymaların 400 gram kıyma 13 zloty. Bir tane de tavuk göğsü alalım. Bunun da kilosu 25 zlotiymiş ama 19.32 zlotiye alıyoruz. 773 gram olan tavuk. Böyle mesela hindileri bütün olarak da satabiliyorlar marketlerde. Bunun da mesela kilosu 16.99'muş. Şu hindinin de fiyatı 36.53 zloty olarak gözüküyor. Bu arada bana gerçekten Türkiye'ye geldiğimde en çok sorulan sorulardan bir tanesi
etin kilosu ne kadardı? Yani garip ama insanların herhalde karşılaştırması bu şekilde oluyor, Türkiye ile fiyat karşılaştırması. Mesela şuna bakıyoruz, 500 gramı ne kadarmış? Sanırım 10 zloty, emin değilim ama yazacağım bunu da. Şimdi etleri de aldık, yumurta ve süt almaya doğru gidiyoruz. Mesela bakalım burada ne yazıyormuş? Medium boy yumurta 20'li 15.49 olarak yazıyor. Biz de ondan alalım. Şuradan. Bu da 15.49 zloty. 20 tane yumurta alıyoruz. Bunu da koyalım. Böyle pakette patatesler oluyor. Fırına atınca sosla falan çok güzel oluyor. O yüzden bunlardan da bir paket alıyorum. Bunu da koyalım. Gördüğünüz gibi çok fazla çeşit var. Gerçekten her şeyde çok çeşit var ve hep Avrupa içerisinde ithal ürünler geldiği için buraya diğer ülkelerden de gelen çok fazla ürün oluyor. Mesela bunlar İtalyan ürünleri. Onun dışında bunun gibi birçok ürün var. Portekiz'den, Fransa'dan gelen. Şimdi ben buradan ton balığı alacağım. Ton balığında zeytinyağlısı vardı. Değil. Yine bunda da 3 tane alırsak indirim oluyormuş. Hem de bayağı bir indirim oluyor. Bundan da 3 tane alacağım o yüzden. Şöyle tomatlarımızı da bırakıyorum. Ekmek fiyatları da yine 3.29, 3.45, 4.69, 4.69 gibi ekmek çeşidine göre değişiyor. Böyle büyük ekmekler de var. Daha küçük ekmekler de var. Böyle sandviç ekmekleri falan da var. Mesela bu küçük sandviç ekmeklerinin tanesi 69 kuruşmuş. 1.19 olan var, 89 kuruş olan var. Burada da seçtiğiniz ekmeği şu makinede kendiniz kesebiliyorsunuz. Gelelim kuru yemiş fiyatlarına. Şimdi Türkiye'de çok pahalı olduğunu biliyorum kuru yemişlerin. Buradaki fiyatları ne kadarmış onlara bakalım. Acaba burada mı daha pahalı, Türkiye'de mi daha pahalı, yorumlara yazarsınız. Örneğin burada şöyle 300 gram bir ceviz 18 zloty. 18 zloty kaç TL yapıyor? 20 desek 80 TL gibi bir rakam yapıyor şu anda. 80 TL'den daha az. Türkiye'de 300 gram ceviz ne kadar? Onu şu anda bilmiyorum. Yazarsanız öğrenmiş oluruz. Çiğ badem var yine 300 gram. Onun fiyatı da 13.48'miş. Kaju var mesela burada. Kaju'ya da bakalım. Kaju'nun da fiyatı, 200 gramlık fiyatı 12 zlotiymiş. Böyle salatalık turşusu alacağım bir tane. 6.47'ymiş bunun da fiyatı. Bizim salatalık turşularına tabii ki benzemiyor. Ama en çok benzeyeni burada yediğim ve sevdiğim hafif acılı olan bu turşu. Kornişon turşu. Yine bakın bizim turşular gibi Yunan turşuları var burada da. Şöyle içinde peynir olan biberlerden var. Ama almıyorum bunlardan hiç. Yine Yunan ürünlerinde nohut var. Normalde hiç nohut görmedim. Sadece Yunan ürünlerinde var bu şekilde konserve nohut. Ama evde var şu anda, o yüzden bunlardan almayacağım. Sadece size göstermek istedim. Arkadaşlar ayçiçek yağı almaya geldim ama maalesef yok. Şaşırmadım çünkü genelde olmuyor. Böyle kanola yağı satıyorlar. Kanola yağı kullanıyorlar genelde. Bizim de kullanmadığımız bir yağ çeşidi bu. Burada zeytinyağlarını göstereyim size. Zeytinyağının da 750 milimi 25 zloty şu anda burada. Bunlar da muhtemelen ya İspanya'dan ya da aynen Portekiz'den gelmiş. Portekiz ürünü. Ama ayçiçek yağı olmaması gerçekten şu an beni üzdü. Çünkü ihtiyacım vardı, almam gerekiyordu. Neyse artık başka bir yerden alırım. 1 kilo tuz aldım. Bunu da ekleyelim sepete.
şöyle spagetti ve makarna çeşitleri var. Onların da fiyatları 4.47. Birkaç tane bundan da alacağım. Farklı çeşitlerinden. Bir de bulgur alacağım. Bulgurlar da böyle paket halinde satılıyor. İçerisinden küçük küçük poşetler halinde çıkıyor. Dörtlü poşetler. Normal bulgur arıyorum. Hemen bakalım nerede. Evet, burada. Bakın üzerinde de bulgur yazıyor zaten. Kolaylıkla anlayabiliyorsunuz bulgur olduğunu. Bundan bir tane alalım. İki tane de şöyle süt aldık. Koyalım. Bir tane de basmati pirinç alalım. Bir tane şöyle pesto sosu alıyorum makarnalarda kullanmak için. Mesela Lipton'un böyle poşet çayları var. Bunların da fiyatı 4.99'muş. 5 spoti yani 20 TL. Şöyle bir içecek aldık. Meyve suyumsu bir şey. Yine almayacağım ama size Coca-Cola fiyatını göstereceğim. Burada çok fazla kola tüketiyorlar. Coca-Cola'nın fiyatı da burada 4 tane alırsanız 5.49'a geliyormuş. Eğer bir tane alırsanız da 7.69. Bu biraz pahalı. Su fiyatlarında böyle mesela 12'li su alırsanız tanesi 1.69'a geliyormuş. Eğer tekli alırsanız da 1.49'a geliyor. Böyle 1.5 litrelik sular. Burada Türkiye'de olan bir cips markasını şu anda göremedim. Kendi cips markaları var. Normalde var tabii ki Lay's, Doritos vesaire ama genel olarak göstermek istiyorum cips fiyatlarını. Mesela 5 zlotiye de var, 3 zlotiye de var. Bunlar da boyutuna göre değişiyor. Ve kalitesine göre, markasına göre değişen şeyler. Onun dışında hemen burada gördüğümüz alkol fiyatları var. Mesela burada görüyoruz Carlsberg'in tanesi 3.69'a geliyor. Altılı olarak da yine aynı fiyat. 6 ile çarpıyorsunuz. Onda şu anda herhangi bir kampanya yok. Buranın yerli markaları var. Onlar daha ucuz. Mesela 3.19'a var bir tane. Ondan sonra 3.49'a var. Mesela böyle Polonya markası bir tane. Jubur diye bir marka var. O da 2.99'muş. Bu en uygunu herhalde şu ana kadar gördüklerim arasında. Ama mesela bildiğimiz bir markayı da gösterecek olursak yine Heineken'ın bir tane biraz 3.19'muş bu da. Desperados. Şu biralar Türkiye'de çok pahalı diye biliyorum. Değişik aromaları var ama çok güzel. Ben çok seviyorum. Bunda şu anda inanılmaz bir kampanya var. 4 alana 4 bedava olarak. Tanesi de 2.33'e geliyor. Normalde 4.65'miş. Bundan kesinlikle alacağım. Kaçıramam. Hemen buradan beğendiğim aromaları seçip sepete ekliyorum. Şöyle 8 tane de bira aldım. Biraz abartmış olabilirim ama şu anda kampanya olduğu için bundan faydalanmak istedim. Son olarak da alkol fiyatlarını size göstermek istiyorum. Bu da en fazla merak edilen şeyler arasındaydı. Alkol fiyatlarına da şöyle hızlıca baktıktan sonra ödememizi yapabiliriz. Mesela şöyle bizim bildiğimiz Jager var. Jager 50 zloty. Ne kadarlıkmış bu? 500'lük. Şöyle çok tatlı bir tekila var. Tekila da 46.99. Buranın tabii ki olmazsa olmazı vodkalar. Vodka'da yine Soplisa ve Jubrovka diye bir tane vodka markası var. İşte burada gördüğümüz gibi. Mesela şu vodka gerçekten çok güzel. Benim hoşuma gidiyor ve ne kadar? 1 litre. 1 litresi şu anda 45 zloty. Yine burada Soplisa'lar var. Soplisa da buranın ünlü bir likörü. Yine vodka ile meyve likörünü karıştırdıkları bir alkol. Bunu da çok seviyorum. Farklı aromaları var. Onda da şu anda kampanya varmış. Normalde alırsanız 26.99 ama 2 tane alırsanız 22.49'a geliyor.
normal kırmızı şarap olarak da mesela 22.99 23 zlotiye bunu alabilirsiniz. Aslında normalde daha fazla kırmızı şarap çeşitleri oluyor ama burada nedense çok fazla göremedim şu anda. Olanları size göstereyim. Mesela böyle 18 zlotiye de bulabilirsiniz. Genellikle şarap fiyatları da aşağı yukarı bu fiyatlarda. Böyle Jack Daniels var bir tane. O da 1,5 litrelik 141 zloti. Bu biraz pahalıymış mesela. Buradaki her şeyi bitirmişler. Yani herhalde bir indirim vesaire bir şey vardı. Ama size göstereyim diye sadece almayacağım şu anda da. Mesela bu kaçlıymış? 8'li tuvalet kağıdı. Şu anda ne kadarmış fiyatı? 10 zloti olarak gözüküyor. Yine diş macunu fiyatlarını da gösterecek olursam. Böyle bir tane Colgate'in diş macunu 8.49. Başka bir versiyonu 4.85. Yine 8.49 olarak gidiyor. 12.99'a da var. Yine değişkenlik gösteriyor ama sanırım en pahalısı 12.99 olan bu Colgate'in diş macunu. Şampuanlarda da fiyatlar bu şekilde. Elsev 10.99'muş. Pantene 11.99. Yine burada Head & Shoulders var. O da 14.99 olarak gözüküyor. Bunlardan şu anda almayacağım. Sadece fikir sahibi olmanız açısından gösteriyorum. Şunu da göstermek istiyorum size. Böyle bayağı büyük Head & Shoulders'ın şampuanı var. 900 ml'miş. Onun fiyatı da 30 zlotiymiş. Yani 120 TL yapıyor şu anda güncel kurla birlikte. Aslında çok da ucuz değil ama Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Eğer biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir de böyle vitamin içecekleri var burada. Biz de iki tane böyle vitamin C içeceği alıyoruz. Sanırım şu anda alacağımız bir şey kalmadı. Kasaya doğru gidelim bakalım bunların hepsi ne kadar tutacak. Evet arkadaşlar, şimdi market alışverişimizin sonuna geldik. Gerçekten birkaç saattir buradayız sanırım. Ve şöyle bir fişim var. Bayağı bir şey aldık. Ve toplamda 447.95, yani 448 zloti tuttu. Bu da normal Varşova'da yaşayan bir kişinin aylık ortalama market alışverişi diyebiliriz. Eğer Polonya'ya gelmeyi düşünüyorsanız bu şekilde kafanızda aşağı yukarı canlanmış olduğunu düşünüyorum. Market aşırı kalabalıktı. Ben de elimden geldiğince size göstermeye çalıştım ama eğer bazı şeyleri kaçırdıysam kusura bakmayın. Fiyatını özellikle öğrenmek istediğiniz bir şey varsa, eğer ben videoda göstermediysem bunu da yorum olarak yazabilirsiniz. Bir dahaki videomda göstermeye çalışırım. Instagram'da da zaten paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince buradaki fiyatları. Oradan da takip ederseniz görebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız tabii ki çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.